Şimdi gelin biz bir sonraki maça geçelim. Bir sonraki maç. Sovyetlerin güzel tanklarından bir tanesi. Bir premium tank maçı. T-54 Model 1. T-54 Mod 1 ile nasıl oynanır? Aslında ufak bir T-54 Mod 1 incelemesi gibi de yapabiliriz. Hatta direkt öyle yapalım. T-54 Mod 1 incelemesi gibi olsun bu. Tanks.gg'den bir ufaktan bir inceleyelim bu aleti. Bu alet çünkü oyunun en eski premium tanklarından bir tanesi. 8 seviyelerde orta tanklarda Sovyet orta tankı ve genellikle şeye daha uygun. Yeni başlayan ya da ilk defa premium bir tank alacak Sovyet orta tanklı meraklılarına. Sovyet orta tanklarında biliyorsunuz bir sürü orta tank var. Obje 430U, işte Obje 140, T62A ve onun aşağısında kalan bütün tanklar. Burada oynayacağınız bütün tanklar için mürettebat yetiştirmesi çok zor biliyorum. Sovyet hattına mürettebat yetiştirmek inanılmaz zor. O yüzden 8 seviyede bir mürettebat yetiştirici arıyorsanız T-54 Mod 1 fena bir alet değildir. Ben size söyleyeyim bu seviyede. Yani çok taze bir oyuncuysanız işinizi görebilir ama biraz daha ustaysanız tabii ki de daha farklı tanklara bakabilirsiniz. Şimdi bu tankın olayı ne? Esprisi ne? Özelliği ne? Bu tank T-54 şasisine sahip bir T-44 aslında. Yani 8,5 seviye bir tank gibi düşünebilirsiniz. Gövdesi T-54 gövdesi, tareti de T-44 tareti. Topu da T-44'ün topu. Yani ama motor da T-44'ün motoru. O yüzden T-44'e göre bir tık daha az hareketliydi eskiden. Artık neredeyse bir T-44 kadar hareketli. Topu 250 vuruyor. 190 deliyor normal mermisiyle ki bu tankın oynayış tarzıyla alakalı aslında yeterli bir delicilik. Altın mermi deliciliği ise 247 mm. Yani gold noobluk yapmak istediğinizde de işinizi fazlasıyla görebilecek bir tanktır kendisi. 1955 DPM var. 2,1 saniyede nişan alıyor. 0,35 isabeti var. Yani tam bir orta tank topları. Hareket halindeki dağılımları ise birazcık yüksek. Maksimum hızı 44, beygir gücü yüksek. O yüzden de ton başına düşen beygir gücü de fena değil. Yani hareketliliği iyi bir alet. Zırhı iyi. Ön gövdesi 120 mm. Tareti 200 mm. Canı 1300. Görüş mesafesi de 380. Namlu eğilmesi 7 derece ki bu Sovyetlerde çok alışık olmadığımız bir durumdur. Normalde 5 ya da 6 derece falan olur. Bu aletinde 7 derecelik bir namlu eğilmesi var. Şimdi zırhına bakacak olursak bu abimiz kendisini ateş ederken şöyle bir zırh profiline sahip. Yani ön üst plakası efektif olarak 200 mm sunuyor bize. Ön alt plakası ise 166 mm sunuyor. Tareti ise 300'ler civarında ama komutan kapolasından kolayca delinebiliyor. Ve tam namlu kenarlarından, mantletin kenarlarından 200 mm ve üzeri tanklar delebilir. Yani bu abiyle laps diye taretinizi koyup safi beklemeyin yani Amerikan tankları gibi. Azıcık şöyle ileri geri ileri geri fik 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 yaptığınızda taretinizden delinmezsiniz çok yüksek seviyelerde. Küçük seviyelerde ise gövdeniz de sizi yeteri kadar koruyacaktır zaten. Bu tankla yapmanız gereken olay ya side scrap yapacaksınız düşmanlarınıza karşı. Çünkü bu abimizin yan zırhı 90 mm ve açı verdiğiniz zaman neredeyse delinemez kıvama falan geliyor. Yani şöyle baktığınızda görüyorsunuz şöyle bir açıyla bile ki bu çok fazla bir açıdır. Abartı bir dik açıdır yani. Şu açıyla bile birçok tank sizi delemiyorken neredeyse 70 dereceyi bulduğunuzda maşallah çatır çatır yan zırhınızdan sektirebilir. Ağır tankçılık oynayabilirsiniz. Karşınızda herhangi bir sizden büyük tank gördüğünüzde şöyle bir baklava dilimi açısında durmanız lazım. Böyle olduğunda gövdenizin her tarafı 200 mm'nin üzerinde bir zırh koruması sağlar size. Taretiniz zaten düşmana bakıyor olacağı için şu mantıkta şöyle durduğunuzda sizi en fazla bir şekilde koruyacak olan duruş budur bu tankta. Hadi şimdi gelin maç içi performansına bakalım. Bakmadan önce de donanım olarak neler takmak lazım bu abimize onu söyleyelim. Bir kere hareket halindeki dağılımları çok kötü olduğu için bu tanka düşey dengeleyici takmamız lazım. Düşey dengeleyiciden sonra DPM'imizi arttırmamız için sürgü takmamız lazım. Sonraki takacağımız şey ise tamamen sizin tercihinize kalmış. Oyun mantığınıza kalmış. Bu tank çok hızlı bir tank değil. Görüş mesafesi de kötü. Yani isterseniz ben takımıma gebe kalmayayım.
Kaplı optik takabilirsiniz. Görüş mesafenizi arttırabilirsiniz. Mürettebatla birlikte atıyorum. Kardeşler takımı falan var mürettebatınızda. Bir de diyelim ki durumsal farkındalık verdiniz. Şöyle bir dizilimle 440 metreyi falan görebiliyorsunuz ki yeterli bir görüş mesafesidir. Yok abi ben spotla uğraşmam, bana attığım isabet etsin vesaire, genel performansımı iyileştireyim diyorsan havalandırma takabilirsin. Havalandırma takarsan 410'a düşer görüş metren. 30 metre kaybedersin ama her şeyden biraz kazanırsın. Ya da yok ben onu da istemiyorum. Ben daha çabuk nişan alsın bu tankım istiyorum dersen 400 metre görüş mesafesine düşersin ama 1,8 saniyede nişan alırsın. Nişan alma modülünü takarsın. Bu üçünden birini tercih edebilirsiniz. Gerisi dediğim gibi oyun tarzınızla alakalı. Düşmanın içinde oynayacaksanız ya hızlı nişan alma ya da havalandırma takın ama biraz daha snipe takılayım ben uzaktan etliye sütlüye karışmayayım diyorsanız belki kaplı optikte düşmanı daha uzaktan görme avantajı yakalayabilirsiniz. Hadi şimdi maçın içerisinde bir yakın mesafe T54 oynanışıyla T54 Mod 1 nasıl oynanıyor? Bunu bir birlikte izleyelim. Bütün oynadığımız maçlar replay dosyasına mı kayıt oluyor? Replay kaydını açarsan kayıt olur evet. Oyunun genel ayarlarında yazıyor zaten. Abi bunu kaydedeyim mi? Son maçını mı kaydedeyim? Hiçbir maçını mı kaybetmeyeyim? Yoksa bütün maçlarını mı kaydedeyim diye orada bir ayar var. Orada bütün maçları kaydet dersen kaydeder. Evet. Mod 1 maçımız başlasın efendim. Ser Orhan T54 Mod 1 ile top tier çıktığı bir maçtayız. Kendisi 31 tane normal mermi, 20 tane altın mermi, 5 tane de patlayıcı mermi dizilimiyle bu tankın mermi dizilimini yapmış ki normal mantıklı olan bir dizilim. Çünkü 8 seviye maçlara da 10 seviye maçlara da çıkacağınızı düşünürsek 20 tane altın mermi evet işinizi görecektir ve premium bir tank olduğu için 20'sini de atsanız yani kabaca %60 %70'ini delip hasar verseniz bile zarar etmezsiniz. Kâr ettirir size. Şimdi Ser Orhan ne yapıyor? Top tier çıkmış baskın oynaması lazım. Şimdi bu tank az önce anlattığım gibi zırhlı bir orta tank. Yani yarı ağır tank, yarı orta tank. O yüzden ikisinin karışımı bir şekilde maç yapmanız gerekiyor. Agresif oynamanız gerekiyor. Özellikle de top tier çıktıysanız. Karşıdaki tankların hani işte Comet'ler, Leo'lar, IS'ler, T29'lar gibi hani nispeten zırhsız, nispeten böyle zırha karşı dayanıksız tanklar karşınıza çıktığında agresif oynayacaksınız. Bu haritada da agresif oynanabilecek en güzel yer bu havuzun içi. Bir Lorraine yakaladı burada. Mod 1'imiz ve bakın Lorraine delemedi gördünüz mü? Baklava dilimi açısıyla durduğu zaman tank kolayca delinemez ki Lorraine 230 mm falan deliciliğe sahip olan bir tanktır. Ve bakın ikinci kere Lorraine delemiyor, LTG de delemiyor. Zaten birazcık şöyle gövdesiyle çukurda durduğu için gövdenin üstü de otomatikman bayağı açık kazandığından şu anda neredeyse bu tank bu pozisyonda ölümsüz diyebiliriz. Artinin desteğini de aldı. Lorraine'i uçurtturdu. LTG'nin üzerine doğru basıyor şu anda. İyice sıkıştırdı burayı. Güzel bir başlangıç. LTG'den bir atış yedi ve LTG'nin ölmesini sağlayarak 1500 hasarla bu bölgenin kontrolünü ele geçirdi. Ve sırada yavaş yavaş ileriye doğru gitmek var. M59 Pattern'ı spotladı ve hasar verdi burada. Hasar yemesini sağlıyor. Yukarıda cücükler atış atıyorlar ama denk getiremediler. Comet'i spotladı uzaktan ve Comet delemedi. Delemezdi zaten o mesafeden Comet bu tankı. Altın mermi atsa bile ki öyle yapıyor zaten. Ve burada bu tankların üzerine inceden artık basması gerekiyor. Çünkü spotlaması lazım buradakileri ki yukarıdaki cücükler bunları vurabilsin. Ki o da zaten bunu yapıyor Ser Orhan'da. Çok güzel bir başlangıç. 1750 hasar. Henüz kili yok. Ama doğru bir oynanış. Burada Leo ile Patton'ın arasına giriyor. Leo'dan atış yedi ve Patton'a bastı. Şansı Patton'ı yaktı.
Patton yana yana öldü. Artie'yi spotladı. Artie'nin üzerine doğru basıyor. Bir sağ yaptı. Artie muhtemelen yükledi. Ateş edecek. Bir anda önünden geçti. Artie boşa ateş etti. Birinci Artie öldürdü. Öbür Artie affetmedi ama. Yapıştırdı 200 hasarı. Burada Leo'yu yakaladı. Leo'ya bir atış. Paletli hasar. Üstüne de basıyor. Rem de atabilecek mi? Bir de Rem. Güzel bir Rem hasarı. 130 da Rem hasarıyla birlikte Leo'yu garaja doğru uğurladı. Bakın Leo delemedi. Tamamen önünü aldığı zaman bu tank. İşte bu tankın olayı bu. Obje 430 U'yu biliyorsunuz ya 10 seviyedeki. Bu onun 8 seviyedeki versiyonu gibi düşünebilirsiniz. 3 kill 3600 hasar. 1200 asist hasarıyla yoluna devam ediyor TL4 mod 1. Ve artık maçı kırdı zaten orada. O bölgeyi kazandıktan sonra maçı kırdı, bitirdi. Geri kalanı artık Irid ama son anda az daha kendi kometine vuruyordu. Burada yüksek pingi olduğu için onun kumutlarla kometini geriden geliyor olarak gördü ama az daha kendi takım arkadaşına bir tane yapıştırı veriyordu. Evet, burada basıyor artık. Komet karşıda, bir tane komet var, patlayıcı atıyor. E29 palet attı. Hemen paletini tamir etti. Komutanı öldü bu arada. Az önce patlayıcı mermiyle. Ah komet ah. E29'un üzerine doğru basıyor. Rehem E29'u patlattı. Su-130 var yanında. İki tane. Bir tane daha IS-3 var. Bakalım Su-130'ları vurabilecek mi? Bir tane Su-130 öldü. Diğerini Serorhan aldı. Geriye doğru dönüyor. Sırada IS-3 var. Burayı hızlandırıyorum artık çünkü IS-3'ün üzerine doğru. Basma keyfi. Evet, IS-3 burada direniyor 25 canıyla. Yak Panther bastı, kesemedi. Buradan IS-3'e bir atış. Neden işte o başlangıç oyuncularına IS-3 önerdiğimizin bir kanıtı bakın şimdi bu video. Altın mermi yüklemesine rağmen iki atıştır delemedi IS-3'ü. İki atışta da 247 milimetre deliciliği var. Şimdi anlıyor musunuz neden başlangıç oyuncularını hep IS-3 önerdiğimizi, o hatta önerdiğimizi? Çünkü sebebi bu. Tankın öyle bir eciş bücü zırhı var ki yani delinmiyor bazı durumlarda, bazı açılarda. Bu da oyuncuyu maçta tutuyor. Yeni oyuncunun da zaten hayatta kalması lazım ki oyunu öğrenebilsin. Ve Serorhan güzel bir TL4 mod 1 maçıyla tankın tam bir oynanış örneği. Tam bir agresif bam 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 basıcı. Agresif gireceğim diyebileceğiniz bir tanktır TL4 mod 1. Zırhı sizi korur kendinizden küçük seviyelere karşı. Büyük seviyelere karşı taretiniz korur. Top performansı yeterlidir kendi seviyesi için. 10 seviye maçlarda tabii ki de bütün 8 seviye tanklar zorlanacaktır ama top tier çıktığınızda ya da 9 seviye maçlarda falan işinizi görür. Rus orta tanklarına da alışmanızı sağlar, bol bol da mürettebat kastırır size. Olayı budur efendim, buzalımın. Şimdi ne yapacağız? Bu tankın replay'ini, bir vote replay'si bir yükleyelim. Sonra da İstatistiklerine bakalım bu maçın sonucunda neler yapmış. 54 mod 1'imiz nerede? Burada. Freudlar. Evet, mod 1 uploadu tamamlandı. Şimdi masa üstüne doğru bir geçelim. Evet, Serorhan Griffin klanından bu maçın sonucunda tabii ki tankası madalyasını kazandı ve tabii ki çelik duvar madalyasını kazandı. Zırhından 1215 sektirdi. Çelik duvar almak için 1000 hasarın üzerinde sektirmeniz gerekiyor. Ve 10 tane mi 11 tane mi atış yemeniz gerekiyor üst üste. Bu da TL4 mod 1'in işte bu madalyayı sık sık almasını sağlayan bir özelliği. Yüksek kalibre kendi maçtaki damajların bayağısını attığı için yüksek kalibre madalyası. Takım skorlarına baktığımızda 3800 hasar, 5 kill, 1346 asist hasarıyla birlikte tam 1580 saf deneyim kazandı ve standart hesabıyla 83400 krediyi de kazanmış oldu. Bunun 60.000 kredisini de cebine kar olarak
attı. İşte bu yüzden başlangıç oyuncularına önerilebilecek bir tanktır bu. Doğru oynanış mantığıyla 60.000 kredi kar bırakabiliyor. Size standart hesaplı. Hiçbir bonus yok. Hiçbir ekstra getiri yokken getirisi güzel alet. Ama tabii ki böyle bir maç çıkartırsanız ve 5 dakikada kazandı bunu arkadaşımız. Gördüğünüz gibi 5.51. 6 dakikada böyle bir maç çıkarttı. Bu tank genelde böyle oynanır. Top tier çıktığınızda böyle önden genelde orta tankların olacağı ya da hafif tankların olacağı bölgede benim IS-6 ile oynadığım gibi o bölgeye basacağınız ve o bölgede zırhınızla düşmanı ezip bileğinizle onları öldüre öldüre gitmeniz lazım. Aynı az önce Ser Orhan'ın yapmış olduğu gibi. Evet, haydi bakalım. Sizin söyleyeceğiniz bir şey varsa bu maçla ilgili alalım. Yoksa bugünkü replay seansını kapatıyorum. Belki yayının sonunda iki tane daha replay izleyebiliriz yayını kapatırken. Ben daha bir KWN8 yapamıyorum. Üzgün surat. Smash TR. Eyvallah. Kesene bereket. Teşekkür ediyorum. Bilmez miyim senin Grill 15 maçında da gördük Troll AS3 serini. Aynen öyle. Aynen öyle. 5000 hasarlı ISM replayini izledin mi? İzledim. ISM'i orta tank gibi oynamışsın. ISM gibi değil. Orta tank gibi oynamışsın. Güzel maç. Ama ISM ile ilgili anlatacağımız bir şey yok orada. Modlar hazır değil henüz. XVM çıkmadı daha. Hasar engellemek deneyim kazandırma konusunda etkisi ne? Yok maalesef öyle bir etkisi yok. Supply'ları indirimden almış. Aynen öyle. Size her zaman tavsiye ettiğim şeydir. Para kasmak istiyorsanız kitleri her şeyi indirimde almanız ve depolamanız lazım. 10 dakikalık bir replay ortalama kaç megabayt yer kaplar? Oğlum, replay'ler çok yer kaplayan bir şey değil ki. Replay'ler video dosyası değil ki. Replay'ler replay dosyası. Al. Az önce izlediğimiz replay 1.5 MB. En kral replay 2 MB bak şu anda burada. Emil. Emil 2'nin maçı. 2 MB en kral replay. Gördüğün gibi. Bu yani. Replay'ler öyle çok yer kaplamazlar. Hadi bakalım. Tamamdır. Devam edelim.